Selam. Selam. Kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulye pilav çekti Cem'in. Ya bak canı. Evet. Ama sıkıntı şu. Ben kuru fasulye yapma şeklim farklı da Özge az önce müdahale etti. Özge'nin dediği gibi yapacağım. Evet. Benim annem çünkü böyle yapar. Önden azıcık haşlar, üstüne pisliği çıkar. Onları ayıklar. Ama Cem de diyor ki normal salçalı kavurduk, üstüne pisliği çıkınca yine ayırırız. Aradan hayır ama. Hayır. Ben bunu güveçte yapacağım. O zaman tamam, böyle benim dediğim gibi yap. Çünkü tamam, üstünden sonra soğuk su dökeceğiz. O fıçık fıçık şeyleri, kabukları falan yukarı çıkacak. Fıçık fıçık görürsünüz. Ya ben catering'de çalışıyordum, böyle yapıyorlardı. Oğlum güveçte yapacağım. O zaman güveçte yapmanın bir anlamı ya, kalmaz. Ya anlamı değil. 3-5 dakika kaynatacağız. Tamam. Bundan sonraki tarif videosu olacak. Tamam, bir dakika. Bu arada bu kuru fasulyeyi ben dün geceden ısladım. Dolapta durdu. Şimdi haşlayacağız. Haberiniz olsun. Bir gece evet. Islayın. Bak bunu da belirteyim ben. Al dipnot diye. Bu fasulyeyi de Bursa'dan aldık. Evet. Bursa'nın çok güzel fasulyelinin fasulyesi. Fasulyeli lokantasının fasulyesi. Şimdi tarife geçiyorum. Ne oldu? Beni dinle, üstünü kapatacağız şimdi. Dök bütün soğuk suyu. Döktüm, buyur. Bitti. Tamam. Ne bunlar benim şimdi? Taktiklerim. Tamam, ne yapacağız şimdi, onu söyle. Ağzını kapatacağız. Tamam. Aferin Cem. Kapattım. Ben atarken çekmeyi unuttum. Hepsini attım içine. Suya da çıkmadı. Soğuk suyu çektiğimizde suyu. Şimdi çıktı bak. Köpüğü. Bu köpük değil bence ya. Ne? Ya bir yürü git ya. Ne olması lazım? Bunun köpük olduğunu kim söylemesi lazım? Ben soğuk su dökünce köpük değil. Şeyden bahsediyordum. Neyden özgün? Kabukları çıkıyor ya, ama bu şeker ne fasulyesi bu? Kaliteli fasulye çünkü. Ha, o yüzden kabuğu çıkmadı. Ama kabuğu çıkan fasulyeler de üstüne soğuk su döküp üstüne çıkar. Bak köpüğünü de şimdi aldık bebeğim. Şimdi bunu biraz pişsin, kaynamaya alınca altını kısacağız. Biraz daha pişirip ondan sonra fırına vereceğiz. Gel. Bak nasıl olmuş. Cem böyle seviyor. Pelte gibi olmuş. Şimdi bunu alacağım ben fırında, böyle bir yarım saat 40 dakika kaymaklanana kadar, böyle üstü böyle kaymağını salana kadar fırında pişireceğiz. Ama harbiden çok süper olacak. Tereyağını şimdi mi atacaksın üstten, yoksa biraz şimdi sonra? Şimdi atıp fırına vereceğim. Tamam. Bir, ikincisi Özgoş'um da pilav yapacak, ben de salata yapacağım. Tamam. Ama nasıl olmuş biliyor musun? Çok güzel olmuş ya. Ne bu surat ne öyle? Bir pilav yapıyorsun. Uykum geldi çünkü. Yuhum gelir. Valla fasulye çok geçmişti, ne yapayım? Evet, ama ben bir Sinoplu olduğum için bana el verilmiş. Pilavı Özgoş Hanım yapacak bugün. Evet. Yalnız güzel yapar Özge daha pilavı harbiden. Ama... Değil mi, benim güzel karım? Evet, ben senin güzel karım. Evet. Tuz az. Nasıl olmuş? Tuz az. Boyun yetiyor ha. Babaannem Sinoplu babaannem. Derdi böyle mum ışığında pişer pilav. Evet, altı sonuna kadar açık ama şu an. Tamam, şimdi kaynadı ya, kapatacağız artık. Mum ışığı yaptık ama bu tabakına olmayacak kesin. Oluyor, kapak ona. Tamam. Şimdi buraya mum ışığı yapalım. Böyle bu kadar da pişiyor. Evet. Kuru fasulye ne güzel oldu ama ya. Tamam,
Ben gidiyorum artık şu darlanmış. Nereye? Söyleyeceğim, ver. Su yok evde bir damla. Tamam. Nasıl oldu? Bilmiyorum, suyunu çeksin de bekliyoruz işte. Baktın azıcık tadına? Tadına bakmadım be. Hı. İyi, tamam. Annem diyordu ki böyle kaşın götüyle suyunu çektikten sonra böyle bir karıştırın, tekrar kapatın. Hı. Karıştırdın mı sen? Valla ben yaptım. Valla. Tamam. Aferin benim karıma. Hadi. Ney? Başım ağrıyor. Gel pilava göre gel. Benim hanım bir pilav yapıyor var ya, tam bir Sinop pilavı ya. Sinop. Sen daha önce hiç bir Sinoplu'nun elinden pilav yedin mi? Yemen lazım. Yani işte yedim. Böyle daha dalga önce, geçemezsin. Daha önce yediklerimle diyorum şu an bu pilav yani. Başlattım. İyi yaptın. Dur. Bir şey. Ha. Söyle. Söyle hayatım. Bitti mi? Bitti. Tamam. Başladın mı? Evet. Dolaptan tahini verir misin? Tahin. Evet. Canımsın. Yerdeyiz. Kaşıklı da var. Neyse ver. Ver ver. Şimdi bunu şeyde gördüm ben, Bursa'da. Hoş geldiniz öncelikle. Aa, evet ya, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Niye öyle yaptın? Ben de dalga geçtim. Hayır canım, ben unuttum. Ne olur mu ya? Hadi bana da koy. Ben unutuyorum. Ne istiyorsun? Tahin mi? Deneyeceğiz. Fasulyeyi de beğenmiştim evet, ben. Evet bunu yine anlat, sen anlat hadi. Orada yedik işte. Üstüne dökülüyordu, bu kadar basit. Cemal değil, iç, çok... içindeydi. Tam yeter. Kafi. Ama çok lezzetli değil miydi ya? Ben böyle yanına yoğurtlu da çok seviyorum. O yüzden yanına yoğurt aldım. Bunu Tarsus'ta yapıyorlarmış. İçinde tahinli. Özgoş. Hatay'dan da... Tahin de Hatay'dan geldi bu arada. Oğlum bu yemek ne güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet, bal, şeker olsun. Ben kuru fasulye sevmiyorum diye şey yedim. Önden dürüm yedim. Hı. Ama bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Özge. Uf. Gerçekten çok iyi olmuş. Böyle suyun içinde yüzen bir fasulye değil. Bir de diyordunuz ki ya, hiç ev yemeği yapmıyor musunuz? Siz normal herkesin yediği gibi böyle. Dedik bugün ev yemeği yapalım. Hı. Evde bir şeyler yapıyorduk ama burger yapıyorduk ya. Bu arada Cem nasıl kendini kandırıyor görüyorsunuz. Kola içmiyorum deyip her yemeğin yanında kola içen. Ben bu kolayı normalde evde yoktu, yoğurt yiyecektim ben. Kuzeni geldi. Gelirken kendine kola almış. O da geri işi çıktı. Gitti. Kolası bana kaldı. Tamam da bağır diye içmek zorunda mısın? Yoksa mesela var, ben içmiyorum. Yoksa hayatta içmezdim tamam. Ben bu kolayı. Hayatta yani. Olmazdı. Ama var diye. Telefonu ver. Aa. Dedik ki bugün soru cevap yapalım. Aa, evet doğru. Ben unuttum hiç konuyu. Aç bakalım. Açacağım. Dur bir gözüm açılsın. Gerçi ben çok aç değilim. Dürüm yedim de. Hmm. Ben hiçbir şey yemedim. Bunu bekledim. Çok güzel olmuş. Salata yapmışım, lokalı. Balık soğanlı, sumaklı, Adana işi gibi yani. Hiçbir şey verme bana. Ekmekle salata yerim ben. Keşke sadece YouTube takipçileri için de mesela soru cevap yapıyoruz deyip anında böyle etkileşim alacağımız bir şey olsa, var mı öyle? Yani... Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Varsa da artık öğrenelim. Çünkü mesela ben sadece YouTube'dan takip edenler için de isterdim öyle bir şey. Evet. Ama hemen anında böyle tepki alamıyor. Yani şey, yorum alacağımız bir yer yok. Hı. Ama YouTube'da da yorumlar var. Onlara da bakıyoruz. Ona tabii bakıyoruz da. Hadi bugün soru cevap veriyoruz, çekeceğiz deyip. Oo, bayağı soru gelmiş. Hı. Başla, gönder gelsin. Özge abla, ilişkide veya evlilikte kadınlar için verebileceğin önemli bir tavsiye var mı? Seviyorum seni. Yok. Nasıl yok lan? Ne bileyim, nasıl tavsiye vereyim? Ben yani tavsiye veremem. Tamam. Neden Romanya'da yaşamayı seçtiniz? Söyleyeyim ben. Anlat. Yeşillik abi. Birincisi. İkincisi buraya yakın. 8 saat arabayla. Yoksa biz Amerika'ya taşınacaktık ama orası çok uzak diye vazgeçtik. Asıl sebebi söyle. Orada helal... Lokanta açacağız. Heh.
Helal kesin böyle et falan bulunmuyormuş, restoranlar yokmuş. Ondan sonra talep çok de çok fazlaymış. Müslüman ve Türk de var. Biz de açığı kapatmaya gidiyoruz. Evet. Ne Türkleri seviyorlar. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dinlemeyi tercih ediyorum. Şu an hiç düşünmüyorum. Ben şu an pahalılık, ucuzluk algım değişti benim mesela. Bugün soda almaya gidecektim. Bir de Cem benden bir şey istedi işte. 50 lira vardı. Dedim ki yeter mi? Özge dedi manyak mısın sen? 50 lira yeter tabii dedi ama ben de o kadar o algımı yitirmişim ki. Ya bak ben bugün bir gömlek almak zorunda kaldığım için bir gömlek aldım. Düğüne gideceğim diye. 500 TL ya. Ben onu zorunda olmasam vermezdim de. 500 TL ya. Sen ani çıkışlar yapıyorsun böyle. Niye böyle size ya? Sinirleniyorum abi. 500 lira gömlek mi olur abi? Gömlek ya bu. Neyse. Yani benim artık pahalılık, ucuzluk algım değişti. Sizi severek takip ediyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben aşçıyım. Ben de pastacıyım. Yani bundan 2 ay önce falan ben komple işi bıraktım. Romanya'ya gideceğiz diye. Oranın da işi uzadı. Ben de iyi oldu biraz. Seneler sonra ilk defa bu kadar ara verip çalışmadığım zaman olmuştu. Ama bundan önce danışmanlık yapıyorduk. Cem hala çalışıyor gibi. Evet çalışıyorum. İşte şu anda da Romanya'nın inşaatı devam ediyor. Başladı. Nasıl tanıştık? Ama bu çok uzun hikaye. Bunun videosu var. Aynen. Nasıl tanıştık videosu var. Sanırım bundan bir 10 video önce falan. Bunun linkini buraya koyabiliyor muyuz bilmiyorum ama yapabilirsek öyle bir şey. Bir yerlere koyarız. Birbirinizi sevmediğiniz 3 özellik. Söyle. Önce sen söyle. Niye? Yine sen söyle. Aklıma gelmiyor. Cem çok sinirli. Ani böyle çıkışları var. Tamam. Birincisi bu. İkincisi bilmem. Başka da bir sevmediğim özelliği yok aslında. Ben de bir şey çok tekrarlıyor. İkinci sevmediğim özelliği. Bitti ama Özge. Hayır. Bir şey söylüyorum. Bana çocukmuşum gibi tamam diyor. Ben nedenini söylemiyorum. Sorgulamıyorum burada. Ben sonuca bakıyorum. Bir dakika. Beni geçiştiriyor. Sonra bakıyorum tamam dedi şey yapmış. O yüzden ben artık böyle tekrarlamak zorunda hissediyorum kendime. Sonuç? Sonuç olarak demek ki sen bana yalanla yapmasan olmayacak. Onun dışında başka bir huyu kurban olurum ben ona ya. Ben de sana kurban oldum. Ağzım yağlı oldu. Neyse öpeceğim. En son ne için tartıştınız? Ben. En son ne için tartıştık? Fotoğraf çekiyorduk. Şeyden. Yemeğin fotoğrafı. İlla diye böyle ters tutayım. Ben diyorum ya ne farkı var böyle? Açı değişiyor. Şimdi fotoğrafın açısı daralıyor. Neyse öyle saçma bir şeylerden çok büyük bir tartışma değil ama en son böyle bir şeyden tartışmıştık. Burada bizim tartışmalarımız 10 dakika. Ben zaten asla uzatamıyorum. Çok mesela şey yapıyorum. Sinirliyim diyelim. Biraz diyorum böyle kafamı dinleyeyim. 2 dakika sonra odaya geliyor. Kapıyı kilitliyorum bazen gelmesine. Kapıyı çalıyor. Ama bekliyorum kapıda darlıyorum. Açıyorum sonra. Yani mecburen barışmak zorunda kalıyorsun. Gerçi ben de Cem'e yapıyorum aynısını. Eskiden ben bir uzatırdım. 3 gün. Şimdi yapmıyorum onu. Ben hayatta uzatmam bu arada. Uzatacağım yarım saat. Ona da izin vermiyor. Hiçbir şey uzatmam öyle. Gönder gelsin. 7 kule piknikli domates tabağının yanındaki nedir? Ay hiç hatırlamadım ya. Bakacağım buna. Rose beef. Rose beefmiş. Ben o soruyu daha önce de sordu hatırlıyorum. Kaç yaşında evlendin? Ben mi? Ha. 35. 36, 37, 38. Hayır 36 yaşında evlenmişsin. Biz sen çıktığımızdan beri ben evliymiş gibi hissediyorum. Aa, seneleri hatırlamıyorum. Sen 36'ymışsın, ben de 28'mişim. Tamam. 31, yok ben 29'muşum. Zor soru sordunuz gençler. Ya bizim matematiğimiz 3 ile 5'i zor topluyorum ben yani. 2 sene oldu evlenir ya. İkinci evlilik dönemimiz geliyor işte. Az kaldı. Burçlarımız ne? Benim kova? Akrep. Cem'in de akrepmiş. Sorun bana. Abim aşçı olmasa yine de onunla evlenir miydi? Evlenirdim tabii. Hiç aşçı koca hayalim de yoktu. Ayrıca hayatta istemezdim çünkü ben hebele 30 erkeğin içinde çalıştığım için. Otelde restoranda. Otelde restoranda tek kız, bir iki kız olur.
Yani onlar da böyle koca ustalar yani. Cem gibi birini hayal etmemiştim. O yüzden açtı zaten hiç hayalim yok da. Ama nasıl yengeniz oldu ama? Fark etmediğimiz mesajlara bakın. DM'e yazdım Cem abi görün. Ama ne yazdın aşkım onu göremedik. DM'e bakın, DM'e bakın. Ben bir yemek alayım geleyim öyle boş. Vallahi bana da gitti ha böyle vallahi, muhabbetle sarıyor. Vallahi çok iyiymiş. Yemek yemeğin bahane. Ellerime sağlık. Ya çok güzel olmamış mı önce ya yemek. Ben biraz az çok az daha sulu severim. Sen tam böyle seviyorsun. Ben böyle seviyorum abi. Gel. Kaç yıllık evlisiniz? 2 olacak bu Temmuz'da. Karşılamalık geliyor. 2 sene bitecek. Temmuz'un kaçında? Ay. Abi. Pardon. Devam et. 27 Temmuz'da 2 sene olacak. Muhtemelen İzmir tarafında olacağız. Romanya gittikten sonra Türkiye'de ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi orasını bir ay sonrasında yani bile planı yapılmıyor artık. Gidip geliriz de ama artık tekrar dönmeyi düşünmüyorum yani. Döneriz belki hani orada işi tam oturtunca falan. Hmm. Gelinliğin çok güzel, çok yakışmış. Duruyor mu hala? Duruyor. Ben onu 400 liraya aldım. Bildiğin 400 TL'ye aldım. Teşekkür ederim. Trendyol'dan. Hayır. Nereden aldın? Nişan kıyafetini trendyol. Ha tamam pardon özür dilerim. Onun Nişantaşı'nın bir yerler var ya. Hmm. Özge'nin kendine gelen kötü yorumları morali bozuluyor mu? İlk başta moralim bozuluyor da. Şimdi. Ama şöyle yorumlara. Yani normalde insanlar karşılıklı birbirine böyle hakaret etmez de en fazla arkasından konuşuruz. Tıknaz, tıfıl, iğrençsin, şöylesin, böylesin. Küçük boylu Adile Naşit falan. Allah Allah diyorum. İnsanlar niye birbirinin yüzüne yani böyle... Ya ne yaşamış olabilirsin ki sen? Niye yani? Sana da böyle bunu söyleyebiliyorsun yani. Bir ara üzülüyordum. Hatta böyle Allah Allah Cem beni çekme falan diyordum. Sonra alıştım. Artık gülüyorum. Hoşuma gidiyor yani. Bana kattığı bir şey sosyal medyanın. Artık yüzüme de böyle söyleseler gülüp geçerim. Güzel bir şey oldu. Benim umurumda bile değil ya. Ben bakıyorum sana. Benim ilk baştan beri hiç umursam ya da. O kadar aşırı yemek kilo alırım korkusu yok mu? Var. Hayatımda hiç olmamıştı. Benim psikolojim öyle bir bozdular ki kilo alacaksın diye. Artık takar oldum yani. Taksam da yiyorum da. Hani. Ama. Sürekli kulağı ensemde biri böyle kilo alacağım. Biz kilo aldık. Doğu turunda kilo aldık da. Onu da şimdi bile vermeye çalışıyoruz. Neyse. Verdik geri aldık. Yiyoruz kardeş biz ne yapalım. Aynen. Spor yapıyor musunuz? Ben bir ara böyle gitmeye başladım. Spora başladıktan sonra bir kilo aldım. Ben de spor insanı yani benim ben ne olsa spor yapıyorum ve daha çok yediğim için herkese göre değil. Özgoşum öyle yaptı. Evet. Aşçı olmasan ne olurdun? Satış pazarlama. Vallahi sana gider. Ben bir şey satmayı çok severim. Şu basit kalemi sat bana. Madem her şeyi satabilirsin sat. Önce yemeğimi yesem bugün hiçbir şey yemedim çünkü. Ben de hayatta yapamam. Ama gıda ile alakalı olacak. Bir pırlanta şeyinde çalışıyordum. İlk defa farklı bir iş yapmıştım muhasebe. Orada bazen yabancı müşteriler geliyordu. Benim de İngilizcem var diye ben konuşuyordum. Hı-hı. Ay öyle kötü hissediyordum kendimi. Böyle yapsak şöyle alın falan demeye. Sanki insanları kandırıyormuşum gibi. Hiç bana göre bir iş değil. Ben pazarlama yapmak isterdim ya. Çok severim yani. Tam cemlik bir iş bence. Hı-hı. Antep gelin olmak nasıl? Vallahi anlamıyorum ki ikimiz de İstanbul'da olduğumuz için. Antep'te olsam anlardım. Antep'e gittiği zaman onu bir hissediyor da buraya gelince. Ya öyle arada gidip hissetmek çok güzel. Sürekli yemek yiyoruz. Yemek konuşuyoruz. Bugün yiyoruz sonra diyoruz. Akşama da iç yapalım. Lahmacunu gönderelim. Sonra annem diyor ki ben bir içlik çiğ köfte yoğurayım falan. Muhabbetler hep bunlar. Güzel oluyor yani. Hep orada olsam... Obez oluruz, o kötü. Değil mi aşkım? Hadi bir çay demleyelim. Hadi onun üstüne şunu yiyelim. Dondurma ama gerçekten yiyelim. Başka bir muhabbetimiz yok. Künefe mi yesek? Dondurma mı yiyelim yanımda? Dondurma mı yiyelim? Boyunuz kaç? Benim 1.72. Ben bunu daha önce açıklamış mıydım ya? Hı. 1.52 benimle. Cem kendi 1.76 sanıyor. Ben de 1.56 falan sanıyorum. Check-up'a gittik. Orada yüzümüzde tokat gibi vurdu. Beni pek sarsmadı. Özge'yi çok sarstı. Devamını anlatacaksın sandım anlatmayacağım. Yok anlatmayacağım. Ne? Gerekli anlattık da anlayacağım. Gidip yedişen kapısını çaldı emin misin? Bak burada 1.52 yazıyor. Ben 1.52 olamam. Evet 1.52 sözü. Evet ha. Yıkıldı. Devam et.
Aşkım sen yine boğuldun, boğuştun hastayım, ya. Hastayım. Kurban oldum. Özgeç yanaklarının güzelliğini dürümün borçlu. Hayır tabii ki de. Benim onu olan aşkıma. En sevdiğiniz aktivite yemek yemek hariç. Gerçekten yok be sanki. Var. Ne? Tadım yapmak. Oğlum o yemek yemek değil mi? Yemiyoruz, tadım yapıyoruz. Biz mesela eskiden Özge'yle şey yapardık. Tadıma çıkardık. Bir mekana giderdik. Hepsinden azar azar söylerdik. Sonra onu kendi aramızda notlardık. Bak bu güzeldi, bu da güzeldi ama bu daha güzeldi. Ama şurada yediğimiz daha güzeldi falan. Onları karşılaştırdık. Aşkım bu da yemek yemek oluyor ama ya. Ama yok, ben onu da öyle bir anlatıyorum. bu da yemek yemek ama doymak için gitmezdik. Genelde tatmak için giderdik. Bu da böyle bir bilgi. Biz Cem'le aynı filmleri izlemiyoruz. Evet. Bir de tatile çıkmak hani. Evet, biz gezmeyi severiz. Gezmek, yemek. Aynen. Yemek, yani. En büyük ortak günlerimiz bu galiba, değil mi? Evet. Sal gelsin. Çok güzel anlaşan bir çiftsiniz. Özge abla bu soru sana. Ben yemek istesem de yiyemiyorum. Yemek canım istemiyor. Hiç yaşamadığım için. Zor be kardeş o da. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ben Covid geçirdiğimde bile... Yani normalden daha çok yedim. İçten daha açıktı evet. Yani. Anlatmışızdır. O yüzden ben böyle bir şey yaşamadım. Ama iştah açıcı şuruplar falan var. Benim arkadaşlarım kullanıyor öyle bir şey. Doktora gitsem belki çözerse. Şu konuda hiç anlaşamıyoruz dediğiniz bir şey. Çok konuda anlaşamıyoruz. Çok konuda anlaşamıyoruz ya biz. Yani. Zaten iki insanın tamamen anlaşması biraz... Ya bizi sadece sürekli anlaştığımızı gören görüyorsunuz daha doğrusu. Ama biz size ne gösterirsek onu görüyorsunuz yani biz. Ama önemli olan orta yolu bulmak, onu buluyoruz. Hı. Anlaşamasak da. Evet. Biz anlaşamasak da uyumlu bir çiftiz. Tamam o zaman şöyle olsun diyebiliyoruz yani. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Nasıl tanıştınız oldu? Neyse dur. Nasıl tanıştığım videosu var. İlk tanıştığınızda kaç kiloydunuz? Ben 91 kiloymuşum Özgür'e diyor. 90, ben 86. O 90 diye, hadi 90 de. Tamam, ben 86 diye hatırlıyordum ama doğru. Şu an kaçsa? 86. Ben de ilk tanıştığımızda 52 kiloydum. Şimdi 54 kiloyum. Bugün tartıldım. Çok değil bence, normal yani. Ve biz yiyoruz sürekli yani. Ben bir tane anksiyete ilacı kullanıyorum. Evet, onun da etkisi var. O bende kilo yaptı. Şimdi onu değiştireceğim. Özgür'ün en sevdiği yemek. Dürüm. Ne dürüm ya? Ne aşkım? Söyle benim en sevdiğim yemekler. Döner. Döner aşkım. Aşk olsun. Döner. İşte ben diyordum birbirimizi ne kadar tanıyoruz, videosu çekelim. Senin gerçek yüzünü bundan görürüm. Sonra onu çekeriz. Döner sevmez misin sen? Benim en sevdiğim yemek ne ya? Ölüyorum uğrunda böyle kitaplar. Makarna. Evet. Özür dilerim ya. Nasıl yani makarna? Makarna bir yemek değil ki ya. Makarna. Yemek ne? Aa. Yani salça, domates falan. Cemil Ece'de yemeği ben söylüyorum. Söyle. Bunu kendi beyanından çıkarak eğer hayır bu değil derse önüne tokat tamam. Gibi videoyu çarpıyorum. Tamam söyle. Ben böyle tandırlanmış et seviyorum dedi. Üf çok severim ama o en sevdiğim yemek yani. Değil. Bunu sana aynı soruyu sorulduğunda öbür soru cevaptı bu cevabı verdi. He. Ben bu arada hafızam çok iyidir hatırlarım her şeyi. Bravo olsun lan. Cemil de bence benim sevmediğim bir özelliğimden biri de. Aklıma o gelmiş benim demek ki. Evet, biri de şey, sürekli unutmuyor hiçbir şeyi, lanet olsun pardon. Lanet. Hiçbir şeyi unutmuyor abi. 5 sene önce sen bunu söylemiştin ya da yapmıştın ya da bunu biz buraya gitmiştik diyor. Benim en sevdiğim yemek sulu yemek abi. Ben sulu patates, kuru fasulye, taze fasulye. Aslında bence bezelye. Evet, bezelye. Bezelye. Ama o gün öyle dediğin için. Ben et olarak onu tercih ederim. Geçelim. Rusya'dan izliyorum, çok beğeniyorum, çok tatlısınız. Azeriyim. Ay inşallah geleceğiz Azerbaycan'a. Çok istiyoruz çok da. Çok teşekkür ederim. Mana kur farkı. Çok pahalı. Mana iyice çıkıyor. Burada biliyorsunuz yani biraz. Uçak biletine baktık. Gidiş dönüş kişi başı 2500 lira sadece. Yok daha fazlaydı ya. 3000 lira falandı. Evet. Daha kalma yeri var. Yemesi içmesi var. Evet. Biz bir hafta kalsak orada 5 gün. Ama çözeceğiz. Temiz elleri hiç oluruz. Çözeceğiz. Nasıl bu kadar aşık kalabiliyorsunuz? Biz gerçekten çok aşık kalıyoruz ya. Evet. Ben çok şaşırıyorum her seferinde. Çünkü Cem'e sarılıyorum böyle Allah'ım her sabah diyorum ki ya. Her sabah böyle bir 10-15 dakika içimden geçiriyorum. Ne kadar tatlı, Allah'ım iyi ki Cem'le birlikteyim falan. Çok canım kaynıyor öyle yani. Kurban oldum lan ben sana. Valla. Ya ben hala çok aşığım bilmiyorum. Seni bilmiyorum da yani. Ben de çok aşığım. Ben biraz daha yerdim ama. Yeter, ben yemeyeceğim.
İşte bak yedim. Bakayım sorulara. Son soruyu sor da kapatalım. Kendinizi sevmediğiniz özellik. Hadi söyle. Agresif olmam abi. Ani çıkışlarım benim. En sevmediğim özellik bu abi. Çok ani çıkış yapıyorum. Sinirleniyorum. Ama hemen sönerim. Ama böyle dengesiz değilim. Yani böyle vurma kırma o anlamda değil yani. Böyle bir anda ani sinirlenebilirim. Ama ben 2 dakika sonra geçerim. Pamuk gibi olurum. Evet. Senin? Valla benim çok vardır ya. Ben sürekli kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Mesela bir özelliğimi böyle yeni fark ediyorum. Sonra diyorum ben bunu düzeltmek lazım falan. Şu an hatırlamıyorum yani. Ama vardır illa bir sürü. Hadi son bir soru sorayım. Bazen kendime katlanamıyorum mesela. Düşünmeden katlanıyorum. Kendimden çok sıkılıyorum. Ay bu sana. Real videolarını çok kısa atıyorsunuz. Kalınlığı story anlamıyoruz bir şey. Sığmıyor ne yapayım? Ben de story atıyorum. Sıkıyor musunuz? Hiç atmasam daha mı iyi yani? Mecburum yani. Maalesef ben kullanıyorum. Burayı bipleyelim. Özgen'im kullanmıyor. Ben kullanmıyorum. Evet. Bırakacağım az kaldı. Sosyal medyaya başlarken kaç kiloydu Özge? Şimdi kaç kilo? 2 kilo aldı ya. 51.900'düm. Şimdi 54'üm ama bunun sosyal medyayla alakası yok. Çünkü gerçekten daha çok diyordum videolardan önce. Ve ben buna inanıyorum. Bana sürekli kilo aldın kilo aldın diye beynim takıyor yani evet. Buna. Bir de ilaçtan. Evet ilacı inşallah bırakacağım. Cem abi nasıl bir evlenme teklif etti? Oo çok kötü. Ona bak şeyde ya anlatmıştık. Nasıl tanıştık da bak. Hani siz o videoyu biraz izleyin. Çok yani benim için çok pek hoş olmadı ya. Ya bence tatlıydı da tatlıydı benim için de yani. Daha güzel yapılabilirdi. Tantişim seni düşünmen yeter. Kaç yaşındayız en son bunu da söyleyelim kapatalım. Ben 39'um. 38'im pardon değil mi? 39 son. Tamam 38 olayım ne olacak? Tamam o. Ha, 38'im. Ben de 31 yaşındayım. Ha. Hadi bakalım. 39 yaşındayım. 38. Tamam 39'um. Öyle diyor hanım. Aramızda 8 yaş var. Evet. 38'im o zaman. Ay bazen ama yemin ederim Cem çocuk gibi ya. Niye? Gerçekten. Niye? Hiç 39 yaşında gibi değil ya. Yani. Ha. Yani. Yemin ederim ben toparlıyorum onu. Ne yapacaksın? Aynı belediye Şinalay. Sağ olsun. Bak. Bir yanında durmadım hasta olmuş mesela. Harbiden yani. Ya. Bir gece sadece evde yattım. Gittim. Çünkü ben diyorum ki gece kalkıyorum bu kesindir üstünü açmıştır. Bazen salonda uyuyakalıyor. Gidiyorum üstünü falan örtüyorum. Bir gün ben annemdeydim. Hemen hasta olmuş. Pencere o gün de yağmur yağmış işte. Neyse bunu geçen videoda anlat. Neyse evet bunu geçen videoda anlat. Benim kafam çok karışıyor ya. Hani sen unutkan değildin ne oldu hafızan şöyleydi böyle. Hayır sen montaj yaptığın için nereye ne koyduğunu, videoların içine ne koyduğunu, ne çıkardığını bilmediğim için oluyor böyle. Parola ne? Aaa parola. Vallahi ben bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Heh. Aa bu Hatay'ın tahini var ya çok lezzetliymiş gerçekten. Tahin mi olsun? Tahin olsun ya. Buradan da Antakya'ya, Hatay'a. Selam olsun. Ay ne olur ne olur. Çok son soru lütfen. Ay lütfen ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ha. Özge abla aşırı kilolu olsa ve yemeğe devam etsin. Onu hala yemeğe çıkarır mıydı? Hayır. Çıkarmaz mı yani? Dürüst olayım. Ayıp be. Ne ayıbı dürüst olayım. Hani hastalıkta sağlıktaydı? O başka bir şey. O senin, belki bir hastalığım çıktı. O zaman başka. Ama sen ben yedim. Ama benim yemem de hastalık gerçekten. Bir şey yok. Yok be benim sağlığımı düşünür. Neyse bu... Doğrucu cevabından dolayı teşekkür ederim. Aynen, ama beni bırakmazdın değil mi? Ben niye bırakayım? Sadece yemeği mi çıkartmazdın? Sadece yemeği çıkarmazdım. Eve söyler miydin? Hayır. Ucundan ısırırdın. Hiç vermezdim sana. Yapmazdın. Gram. Hiç yemek. Kendim orada burger yedim oturdum orada. Açlıktan öleyim mi? Karşıları böyle yerim. Gerçekten, gerçekten mi? Ayıp sana be. Yaparım ben. Bir kilo alayım da görelim bunları. Parolamız yeter. Bitti. Yoruldum. Tamam tamam. Çok varmış. Gerçekten. Tamam bir tane daha söyle hadi. Öf, tamam, bir tane sen seç hadi. Al. Neymiş bu? Eğer bir gün ayrılırsanız hesap bir yudum kalanı kime kalacak? Özge'de kalacak. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Bende kalacakmış. Oğlum sen ne oldu? Hiç olur mu falan ne alakası var falan demedin. Direkt hemen o şeylerin. Abi düşmez kalkmaz bu dünya. Bunları açar yüzünü tokat gibi çarparım. Hadi son bir tane daha. En sonunda neymiş? Özge abla şunu aldım. Aldım. Aldı değil mi? Aldım. Yani şunu da söyleyelim. Ne zaman yurt dışına çıkacaksınız? 2 ay. En fazla 2 buçuk ay sonra biz Romanya'da komple taşınmış olacağız. Çocuğunuz olsa isimleri ne olurdu? Ay, ben İlteriş çok istiyorum. Değil mi benim diğer adım? Özge İlteriş. Ben İlteriş. De İlteriş adını çok seviyorum. Yani İlteriş'i çok seviyorum. Koyabilirim valla. Evet. Parolamız Tahin. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Öpüyoruz kocaman.
Bu arada ben yorumların hepsini okuyorum. Özge de okuyor da ben daha çok okuyorum. Şöyle yalan söylüyorsun. Ben gece oturup tek tek bakıyorum. Ben de gündüz oturuyorum. Gece ben mi oturmam lazım? Ben farklı değilim. Yani o yüzdendir. Neyse. Ya ben o kadar mutlu oluyorum ki. O kadar hoşuma gidiyor ki. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Teker teker. Öpüyoruz kocaman. Tahin. Görüşmek üzere. Vallahi biraz daha yiyecektim. Hı. Sonra dedim ki hayvanlık yapmayayım. Gece yeriz Özge. Gece yeriz de.